Burada bir sorunuz daha var arkadaşlar ama bu kitabınızda var zaten çözümü. Hani o yüzden çok üzerinde durmayacağım. Kitabınızda örnek 3-3'ü açarsanız bunun çözümünü oradan edinebilirsiniz. Tekrar çözmeyeceğim bunu. Bir başka soru daha var. 3 boyutta bunu çözmek istiyorum size. Şimdi burada da diyor ki bir tane şaft sistemi var bakın. 2 tane burada büyük ihtimal dişli çark var. Bunların üzerindeki kuvvetleri vermiş. Maksimum bending momenti hesaplayın diye soruyor soru. Bunu hesaplarken işte zaten bizim kesme ve moment diyagramlarını çizip moment diyagramı üzerinden maksimum bending moment nerede oluşuyor? Onu belirleyip işte oradaki miktarı bulmamız lazım. Dolayısıyla yine diyagramları çizeceğiz burada. Bu arada ben buradaki birimleri metre ve Newton olarak değiştirdim. Sizin eski notlar varsa önünüzde onlar birim sistemini direkt metre ve Newton olarak değiştirebilirsiniz. Herhangi bir şey, sayılarda değişiklik yok. Burada öncelikle şimdi serbest cisim diyagramı verilmediği için bir serbest cisim diyagramı çizelim. 3 boyut olduğu için biraz daha meşakkatli olacak ama şöyle çizelim. Şaftımızı çizeceğim. Önce eksenini çizeyim şaftın. Şu şekilde. Sol tarafta vermiş Y ve Z eksenlerini. Ben de orada çizeceğim. Y ekseni, şuna Z ekseni diyelim. Aşağıya da X ekseni diyelim. Bunun üzerinde şaftımız var. Şaftımızı çizelim şu şekilde. Bir boyutlu çizmemiz yeterli. Bakın sol ve sağdan şu mesnetler bizim aslında pin mesnetler. Pin mesnetlerde de tepkilerimiz nasıldı? Kuvvetler olacak değil mi sadece tepki olarak? Pin olduğu için. Pin Ama mesnetinde. hocam şey momenti de olmaz mı? Pin mesnet momentin dönmesini, yani dönmeye izin veriyor ama düşündüğünde. Yani pimi en basit şeyi düşünün. Kol saatinizdeki pimler var kordonu tutan. Kordon çok rahat dönüyor değil mi? Engellemiyor dönmesini. Yani momenti engellemediği için moment tepkisi yok pimlerde. Burada sadece tepkiler olacak o yüzden. Ama x'tekiler sadece D ve A noktalarında olacak. Birbirlerini götürecek aslında onlar. O yüzden onları göstermeyeceğiz. Öncelikle şu A noktasına bakalım. Şurası A noktası diyelim de karışmasın. Aşağısı da şurada D noktası olsun. A noktasından yukarı doğru R, A, Y olsun. Y ekseni doğru. Z eksenine doğru. Şöyle R, A, Z. Bir de X yönünde R, A, X olabilir. Şu 3 olması lazım sadece zaten. D'de de işte yukarı doğru R, D, Y verelim. Z yönünde R, D, Z verelim. Bir de X yönünde R, D, X olsun. B noktasından bakın 200 Newton ve 100 Newton Z eksenine doğru uygulanmış. Dolayısıyla ikisini toplamı olarak şöyle B noktası olsun. Şu yönde 1200 Newton. İkisi aynı yönde olduğu için direkt toplayabilirim. Bir de C noktasından şurada C noktası olsun. Aşağıya doğru. İkisi de yine aynı yönde 500 ve 100 Newton. Dolayısıyla 600 Newton'luk bir kuvvet var Y yönünde. Şimdi burada bakarsanız RAX ile RDX aslında birbirini götürmesi gerekiyor dengede olması için. Çünkü başka hiçbir yerde X ekseninde kuvvet yok. O yüzden RDX eşit RAX. Yani bunlar aslında direkt almasak bile olur. O yüzden o X yönündeki kuvvetleri hiç dikkate almayacağım şu anda ben. Yani toplam Fx desek zaten belli. Eşit sıfırsa RDX eşit RAX diyebiliriz şöyle. Burada bakın dikkat etmeniz gereken şey bu 3 boyutlu olduğu için bir XY bir de XZ ekseninde diyagramları çizmeniz. Yani diyagram çizebilmeniz için 3 boyut biraz sıkıntılı olacak. O yüzden X ekseni bizim çubuk boyu olduğu için X tutacağız. X ile Y ekseninde çizeceğiz. Bir de X ile Z ekseninde çizeceğiz. O yüzden aşağıya ben bir bölme yapacağım. Şöyle tam ortadan bölebilirsem. Sol tarafa XZ plane diyeyim. XZ düzlemi. Sağ tarafa da XY düzlemi diyelim. Diyagramları bunlar üzerine çizeceğim. Çizerken de aynı zamanda bunların bu planelerdeki serbest cisim diyagramını da çizeceğim ki kolaylık olsun bana. Öncesinde de şu 3 boyutlu şeyden serbest cisim diyagramından aslında formülasyonları da yazabiliriz. Mesela XZ planine bakarsak biz Z'deki kuvvetleri bulmamız lazım. RDZ ile RAZ mesela. Bunları bulurken de örneğin Y ekseni etrafındaki momentleri alırsam dikkat ederseniz RDZ mesela Y ekseni etrafında bir dönme yapıyor. Şuraya göre alırsam RDZ yapmaz ama RDZ'yi bulabilirim oradan. O yüzden denge denklemlerini yazacağım. Toplam M A noktasına göre. Şuraya A noktası dedim. A noktası, D noktası. Şunlar da B, C noktaları değil mi? B ve C noktaları. Mesafeleri de yazalım. 10 metre, 10 metre ve 10 metre. Şimdi toplam MA Y eksenine göre moment alacağım. Yukarı doğru eksenin etrafındaki moment oluyor dolayısıyla bu. Pozitif olsun. Şöyle şuraya yazıyorum. Buna bakacak olursak şurada RDZ'nin dediğim gibi 10, 10, 10, 30 ve pozitif yönde bir etkisi var. Onu yazalım. Yani RDZ çarpı 30 yazıyorum. Başka Y ekseni etrafında döndüren ne var burada? Şu 1200 bakın Z'de olduğu için yine Y'nin etrafında döndürüyor. 1200 çarpı 10 bu sefer eksi yönde döndürüyor. Burası eksi 1200 çarpı 10 eşittir 0. Başka da yok. Buradan RDZ'yi 400 Newton buluyoruz. RDZ'yi de yukarı doğru verdim pozitif. Bir de RAZ'yi bulabilirim. Onda da toplam FZ yazacağım. Toplam FZ eşit 0 dersem
Aşağıya doğru pozitif alalım. İse eksi 400. Yani RDZ çünkü eksi yönde buna göre. Burada bir şey yok. Şurada 1200 var. Ve pozitif yönde. Artı 1200. Bir de eksi RAZ var. Eşit 0. Buradan da RAZ'yi 800 Newton buluyorum. Yine bunu pozitif buldum. Bu demek ki şu RAZ'de verdiğim yön değişmiyor. Bu şekilde kalacak. Dolayısıyla bu yönde. Bunları belirledikten sonra XZ plane'inde serbest cisim diyagramını çizip hemen altına kesme diyagramını oluşturabilirim aslında. Şurayı çizelim. Öncelikle şöyle bir serbest cisim diyagramını çizeyim. Şurası X yönü. Yukarı doğru da Z yönü olacak şekilde aldım şu anda. Şu Z yönü, şu X yönü olsun. Yani grafiğimize baktığımızda sanki tepeden bakıyorum gibi düşünün. X yönü ve Z yönü. Z yönünde bakın RAZ ve RDZ. Şurada A noktası ve D noktası aslında. A noktasında eksiymiş. Eksi yönde. 800 Newton var. Çünkü 800 buldum RAZ'yi. Sonra B noktasında Z yönünde 1200 var. Şu B noktasında yazayım. Şurası B, şurası C. 1200 yukarı doğru olacak çünkü pozitifti. Pozitif yönü nereye verdiysek oraya doğru olması lazım. C'de bir şey yok. D'de de yine negatif aşağıya doğru. D'de de aşağıya doğru 400 Newton var. Şimdi bunun altına kesme ve moment diyagramlarını çizeceğim. Direkt bunu kullanarak çizebilirim. O yüzden artık esas örneğe falan bakmama gerek yok. Direkt bunu kullanacağım. Şöyle altına inelim. Şu kesme diyagramım olsun. Ve Newton. Bir de aşağıya moment diyagramı çizeyim. Biraz uzatalım bunları. Şurada moment diyagramım olsun. Newton metre. Şurası X. Burası da X metre. Şimdi bakacak olursanız Z ekseninde 800 aşağıya doğru. Dolayısıyla şurada aşağıya doğru başlayacağım değil mi? Yani aşağıya doğru bir eksi 800 var önce. Buradan baktığımızda sabit gelmiş. Dolayısıyla 800 sabit geliyor. Yukarı doğru 1200 değişim var. Yani delta V'miz burada yukarı doğru 1200 olacak. Yani 400'e geliyor. 400'e kadar gelebilirim burada. Daha sonra da 400'den devam edersem ne oluyor ondan sonra? Yukarı hemen bakalım. Bakın burada C'ye kadar sabitmiş. C'de de bir şey yok. Dolayısıyla yine sabit. D'ye kadar sabit diyorum. D'den ise 400 aşağı ineceğim. Dolayısıyla sıfırlanacak. Ve sıfırlanması demek dengede olduğunu gösteriyor zaten. Doğru yapmışım işlemleri yani. Şurada sıfırlandı. Buradan bir de momente geçelim. 800'de 10'u çarptın ki burası negatifte. Negatif olduğuna göre eksi inmesi aşağı lazım. Sıfırdan başlayıp aşağı doğru gidiyor dolayısıyla. Ve 800 çarpı 10'dan 80 aslında. Şuraya yazalım. 800 çarpı 10 eşittir 8000 kadar negatif. Burası negatifse DM aşağıya doğru diyebiliriz. Yani şurada 8000 yapalım. Evet, devamını da alabilirim. 400 çarpı 20 kadar bir burada dikdörtgenimiz var. Yine 8000 yaptı. Ama bu pozitifte. Dolayısıyla bizim DM'miz yukarı doğru olacak. Ve düz lineer olduğu için lineer bir artış şeklinde yukarı doğru 8000 çıkacak. 8000 değil zaten. 8000 çıkarsa sıfıra gelir. Ve yine sistem dengeli işte gördüğünüz gibi. Çünkü momentler yine sıfırlandı. Bu şekilde bir moment diyagramımız oldu. Şimdi soru bizden hatırlarsanız maksimum momenti istiyordu. Burada da bakarsak hani maksimum moment olarak hesaplayabileceğimiz şurası var. Mesela direkt MB'yi hesaplayabiliriz burada. Hani şunları A, B, C, D dersek moment B'miz bakın 8000. Peki bu moment yani B'deki hangi yöndeki moment? Biz nerede çiziyorduk bakalım. XZ plane'inde çiziyoruz aslında. Eksi Y'deki değil mi? Yani MBY aslında bu. 8000 Newton metre. Bu maksimum. Şuradaki. Devam edecek olursak XY'ye geçelim bir de. Bakın X ve Y önden bakıyor gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla buradaki bilinmeyenler Y'deki kuvvetler olacak aslında. Y'de de şu RDY var. Burada da RAY var bakın. Bunları bulmamız lazım. Bunları bulurken de yine moment alabilirim. A'ya göre Z ekseni tarafında moment alırsam toplam moment A Z dersem Z yönümüz şu şekilde bunun etrafında şöyle pozitif döner diye gösterebilirim. Eşit 0. Bu durumda bakarsanız şu RD'ye bakın 30 metre kadar Z'nin etrafında pozitif döndürüyor. RD'ye çarpı 30. Bir de 600'ün bakın 600 negatif aşağıya döndürüyor çarpı 20. Eksi 600 çarpı 20. Eşit 0. Buradan RDY'miz 400 Newton gelmiş. Pozitif geldiğine göre RDY burada yukarı doğru vermiştim. Aynı yönü koruyor. Bir de toplam FY dersem eşit 0. Yukarı doğru pozitif. Buradan da RAY'yi bulabilirim. RAY yukarı doğru zaten. Bir de eksi 600 var. Bir de artı RDY var. Onda 400 buldum. Eşit 0. Buradan RAY eşittir 200 Newton gelmiş. Yukarı doğru. Yine benzer şekilde hemen serbest cisim diyagramımızı çizelim. Bir de moment diyagramımızı çizelim şöyle. Burada B noktası, C noktası da olsun. Şu A, B, C, D'yi de yazdım. Bakarsak buraya. Şimdi A noktasında RAY var. 200 Newton yukarı doğru. Hemen onu gösterelim. Şöyle A noktasından yukarı doğru
200 Newton var. B'de bir şey yok. C'de de aşağıya doğru 600 var. 600 Newton. D'de de yukarı doğru 200 Newton var. Buradan kesme diyagramına inersek V Newton. Şura 200 olsun. 200'den başlıyorum. 200'den ta C'ye kadar 20 metre boyunca sabit. Dolayısıyla şöyle gidiyorum. Sonra aşağıya doğru bakın 600 Newton inmiş. Yani 200'den 600 ineceğim. 200 indim. Sıfıra geldi. 400 daha inmem gerekiyor. Dolayısıyla tam buraya kadar geldim. Şöyle 400 olsun bura. Eksi 400 oluyor tabii. Şunu yukarı çıkarayım biraz. Buradan da sağa doğru gideceğim. Sabit yine. Şuradan bakarsak. Ve 200 yukarı çıkacak. RD'ye 400 olacak. Nereye? Şurayı 400 yazıyorduk. Bakın burada 200 yazmışım yanlışlıkla. 200 yukarı çıkınca dengelenmedi. O yüzden dedim ki bir yanlışlık var bunda. Yani dengeli olması lazım. Eğer öyle hata yapıyorsanız direkt buradan sağlamasını kolaylıkla yapabilirsiniz. Dolayısıyla yani dengelenmesi için bunun 400 olması gerekiyor değişimi. Yani şunun 400 olması gerekiyor zaten. Bu şekilde tamamlamış olduk. Buradan da momente geçelim. Yukarıda 200 var. Şunları yazayım ben. 10, 20, 30. Şurada 200. Evet aynen. 200 çarpı 20'den 400. Alan pozitif olduğu için yukarı doğru. Aynen. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. 4000'e kadar. Yani maksimum şeyde 4000'e çıkacak. 20 noktasında. Buradan da dediğin gibi alttaki alana bakarsak eksi 400 yani 400 çarpı 10'dan yine 400, 4000. Bu da negatif olduğu için DM aşağıya doğru olması lazım. DM dediğimiz değişim. Değişim 4000 aşağıysa tam sıfıra gelir bu son noktada. Dolayısıyla bu şekilde oluyor bakın. Şimdi burada da maksimum dikkat ederseniz şu XZ'de maksimum B noktasındaydı. Şurada da yazalım onları A. B, C ve D. Burada ise maksimum C noktasına. Dolayısıyla maksimumun nerede olduğunu belirlemek için bir B bir C'ye beraber bakmam lazım aslında. Ve bileşkelerini alacağım bir de. Yani burada da C'yi hesaplayacağım ama. Şimdi şöyle hesaplayayım. Maksimum orada. MC, bu da Z ekseni etrafında değil mi? MCZ eşittir 4000 Newton. Bu zaten hesapladım. Newton metre daha doğrusu. Şimdi MBY'yi hesapladım. Buradan bir de MCY gelecek. Çünkü şurada da bir moment var aslında. Yani bileşkelerini almam gerekiyor benim ki maksimuma karar verebileyim. C'yi neden alıyorum? Çünkü burada da C maksimum. Eğer C maksimum olmasaydı direkt B'yi B maksimum olsaydı tek B'leri hesaplayıp tamamlayacaktı bu maksimum. Burada C maksimum olduğu için şu C bunu büyütüp bunu geçirebilir belki. Emin değilim. O yüzden onu da bir hesaplayayım. MCY eşittir. Şuradan hemen lineer hesap yaparsak bakın bu 8000'di. 10-10 eşit zaten. Üçgen benzerliğinden direkt burası 4000 mi oluyor? 4000 Newton metre. Dolayısıyla burada da MBZ'yi de hesaplayacağım. B noktasındaki de bakarsanız 2000 oluyor aslında değil mi? Yine üçgen benzerliğinden eşit aralıklar olduğu için şurası 2000 Newton metre. Ve buradan kareköklerini almam lazım. Yani aslında şu ikisinin Pisagor'dan işte 8000 artı 4000'den MB'nin bileşkesini buluyorum. Karelerini aldığımızda sonuç o zaman galiba 8246 gelmiş. Bir de yani burada çapraz yazmam kafanız karıştırmış olabilir. O yüzden renkli göstereyim bunu. Burada da MC'yi artık hesaplarsanız siz karekökleri toplamından karelerinin kaç geliyor? 5657. 57 Newton metre. Gördüğünüz gibi ikisini karşılaştırdığımızda yine B maksimum oluyor. Yani toplam maksimum moment B'de oluşuyor. B'de diyebiliriz. Soru onu soruyordu zaten bizde. Şuraya bakarsak maksimum bending momenti belirleyin diyordu. Kesinlikle B'de oluşuyor grafiğe göre. Şu arada belki bir yerde olabilir mi diye sorabilirsiniz. Olabilir. Hani hesaplamak lazım ama burada B'yi geçebilecek yer gözükmüyor şu anda. Bu şekilde soruyu bitirdik arkadaşlar.